Kutlu Doğum Haftası nedeniyle Yunus Emre Enstitüsü'nde Londra Turizm Müşavirliği'nin de katkılarıyla Aşk-ı Nebi sergisi düzenlendi. Geçtiğimiz hafta Londralılarla buluşan sergi 5 Mayıs tarihine kadar enstitünün Maple Street'teki binasında ziyarete açık olacak. Peygamberimizin 1446. doğum günü sebebiyle Kutlu Doğum Haftası çerçevesinde organize edilen ve Hattat Ahmet Çoktan'ın eserlerinden oluşan Aşk-ı Nebi sergisinin açılışı Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde geçtiğimiz hafta gerçekleşti. 5 Mayıs tarihine kadar enstitünün Maple Street'teki binasında Londralılarla buluşacak olan sergiye Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Abdurrahman Bilgiç de büyük ilgi gösterdi. İstanbul'da yaşayan ama çok değişik sergilerle ve faaliyetlerle yurt dışı tecrübesi de bulunan önemli bir hattatımız Ahmet Çoktan Bey'in bir sergisi bu. Bu bir Hilye-i Şerif sergisi. Aslında Peygamber Efendimiz'in özelliklerini tasvir eden bir sergi. Bunu farklı yazı türleriyle, istif ve tesip anlayışıyla, farklı sanatlarla birleştirerek ortaya bu muhteşem eserleri çıkarmış olduğunu görüyoruz. Zaten hat sanatı deyince akla başka bir ülke, başka bir millet gelmez. Türklerdir hat sanatını bu seviyeye, bu olgunluğa ulaştıran. Burada bunun nadide örneklerinden birisini görüyoruz. Bundan mutluluk duyuyoruz. Londra gibi kültür ve sanat başkentlerinden, merkezlerinden birisi olan bir yerde bizim de hat sergileriyle bu zengin kültür ve sanat dünyamızın böyle örneklerini burada sergilememiz bizim açımızdan önemli bir tanıtım faaliyeti. Böyle bir Hilye-i Şerif sergisine ev sahipliği yapıyor olması Yunus Emre Kültür Merkezi'nin aslında bizim bu zengin kültür ve sanat bahçemizin ne kadar birbirinden farklı, güzel, nadide çiçekleri olduğunu gösterme, görme, yaşama bakımından hem buradaki Türk toplumu için hem İngiliz toplumu için bir değer taşıyor. Yunus Emre Enstitüsü Londra Direktörü Mehmet Karakuş, hat eserlerinden oluşan bu sergiyi Londralı sanatseverlerle buluşturmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bu serginin önemli bir özelliği, Türkiye'de geleneksel olarak Diyanet İşleri Başkanlığımızın kutlamaya başladığı Nisan ayı içerisinde, Kutlu Doğum Haftası günleri içerisinde yapıyor olmamız. Peygamber Efendimizin 1446. doğum yıl dönümü vesilesiyle Peygamberimizi anlatan, klasik sanatlarımızın en güzellerinden birisi olan hat sanatıyla Peygamberimizi anlatan Hilye-i Şerif dediğimiz hatlardan oluşan bir sergiyle biz de bu kutlu doğum günlerinin başlangıcını yapmış olduk. Sergimiz önemli bir hattatımızın eserlerinden oluşuyor. Ve burada yine katı sanatıyla birleşen süslemesi, klasik hatlarımızda olduğu gibi ebru ve tesip değil de daha çok katı sanatıyla yapılmış süslemelerden oluşan hat eserleri burada. Hakikaten çok yaratıcı eserler, birbirinden güzel eşdeğer eserler. Bunları burada Londra'daki sanatseverlerin beğenilerine sunmuş oluyoruz. Ayın 5'ine kadar, 5 Mayıs'a kadar sergimiz açık olacak. Bu serginin organizasyonunda bize büyük katkılar olan Başbakanlık baş danışmanlarından Sayın Abdülkadir Özkan Bey'e özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Ve yine bu sergide bizimle beraber çalışan Londra Turizm Müşavirliğimizin katkıları çok önemli. Onlara da teşekkür etmeyi burada bir vazife biliyorum. Önümüzdeki günlerde de yine benzeri programlarımız, sergilerimiz olacak. İzleyicilerimizin bizi takip etmelerini diliyorum. Londra Eğitim Müşaviri Doçent Doktor Emek Üşenmez, kültür tarihimizde büyük öneme sahip olan hilyeler hakkında bilgiler verdi. Hilyeler bizim kültür tarihimizde, geleneğimizde çok önemli bir yer tutuyor aslında.
Neden hilye yapıyoruz, bu sanatla ilgileniyoruz? Onu da kısaca isterseniz izah etme imkanımız olabilir. Hilye aslında kelime anlamında vurgulamak lazım. Hilye ne demektir? Hilye aslında süsleme, tesip, nakış, süs gibi anlamlara gelir. Fakat daha sonra zaman içerisinde yüklendiği anlam da bir kimsenin suretini tarif etme gibi de anlam kazanmıştır sonrasında. İlk defa Osmanlı'da 1690'ların sonunda hilye sanatı vücuda getirilmeye başlanmıştır. Asıl hilyelerdeki maksat şudur. Hazreti Peygamber'i zamanında yaşamamış olan insanlar onun hem fiziki özelliklerini hem de güzel ahlakını, sıfatlarını bu şekilde nakşedilen hatlarla okuma şansına sahip oluyorlar. Bunu kimden? İşte sahabe efendilerimizden veyahut da dört halifeden, özellikle Hazreti Ali Efendimiz gibi isimlerden nakil yoluyla gelen özellikler vardır. Hazreti Peygamber önemli sıfatlar, özellikler. Fakat bunun içerisinde ayet-i kerimeler de vardır. İşte bu arkadaki şekilde gördüğünüz gibi Enbiya suresinden ve maalesef illa rahmetel alemin ve diğer hadisi kutsüler. Hazreti Peygamber'i öven, onun güzel ahlakını, sıfatlarını ve onu gören, bizzat yakından gören sahabe efendimiz onun şekli özelliklerine, fiziki özelliklerine dair yaptığı aktarımlar bizde hilye olarak isimlendirilmiş 17. yüzyıl sonrasında da devam ederek gelmiştir.